Herkese bir başka çiçekten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Bugün neredeyiz? Demet Evler'deyiz. Demet Evler'den işimizi hallettik. Şimdi evimize doğru gitmeye çalışacağız. Sabah saatleri biraz daha sakin ama tabii ki Demet olduğu için ister istemez kalabalık. Şimdi bu konudan şimdi bir tane daha içerik üreteceğim de bunu defalarca çekmiştim aslında, gene çekeceğim çünkü soru çok geliyor tekrardan. En azından bir güncelleme videosu olur tekrardan diye düşünüyorum. Ama şu yok. Hani diyeceğim. Segway Nymod F2 Pro alınır mı? Tekrardan aynı içerikteyiz. Abi bak, tamamen kullanıma göre değişir. Tamamen ihtiyacınıza göre. Bu skuturu alıp almamak. Size bağlı, oturduğunuz yere bağlı. Şimdi ben Ankara'dayım. 75 kiloyum. Ankara'da 75 kiloyum. Yani benim bu zamana kadar 1500 kilometreye yakındır. Çok güzel idare etti. Ama alırken bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor. Mesela nasıl bilmeniz gerekiyor dediğim şeyler. Şimdi isteklerinize bağlı. Abi yokuşlu bir yerde oturuyorsunuz. Kilonuz ağırsa, 110-120 kiloysanız, çok dik bir yerde oturuyorsanız bu skuter sizi yokuşlarda sıkıntı çıkartabilir. Niye çıkartabilir? Çünkü bu tek motorlu bir elektrikli skuter. Ondan dolayı. Ama şöyle bir şey var. Ben Ankara'dayım dediğim gibi. Hani Ankara inişli çıkışlı yokuşlu bir yer. Keçiören bölgesindeyim şu anda. Keçiören bölgesinde bilen biliyor. Burası da yokuşlara sahip bir yer. Beni çıkartamadığı, gidemediğim, çıkamadığım hiçbir yokuş olmadı bu zamana kadar. Yani şöyle diyeyim. Yozgat Bulvarı'ndaki yokuşta çıktım. Cinnah Caddesi yokuşunda çıktım bu skuterla. Ha nasıl çıktım? Şöyle diyeyim işte, atıyorum. Yozgat Bulvarı'nı 16-17 kilometrelerle çıktık. Belki de hatırlamıyorum, o civarlardaydı. Cinnah yokuşunu 20 kilometre bölü saat hızlarla çıkabildik. Ha, çift motorlu olsaydı bu 35-40 kilometre hızlarla çıkabilecektik. Ama dediğim gibi bu 450 wattlık tek motorlu arkadan itişli bir elektrikli skuter. Bunu aldığınızda bunu bilerek almanız lazım. Ben biliyordum ama şöyle diyebilirim. 450 wattlık ama hiç 450 wattlık bir skuter gibi kendini hissettirmedi bana. Daha güçlü bir skuter gibi. Aynen. Bak sıcağı abi çok yanaşma da. Yolcum var mı? Yok. Bir şey indirecek misin? Yok. Geçelim o zaman. Devam. Sonra şimdi eğer ki şunu diyorsanız, ben kaliteli bir elektrikli skuter arıyorum. Bana 25 km bölü saat hız yeter. Yetmezse de yazılım atarım 32'ye çıkartırım. O beni her türlü götürür. Sonra işte orası burası oynamasın, şurası gıcırdamasın, çatır çutur ses gelmesin diyorsanız tekerlerim şişme teker olsun ama patlamasın. Patlasa bile kendi kendini tamir etsin diyorsanız Segway Nymod F2 Pro sizi götürür. Ben 32 km bölü saat hızla Ankara'da zaten genelde çıkıyorum. Taba gaz gidiyorum yani. Taba gazdan en fazla 32 yapıyor da o ayrı mesele. Beni çok rahat bir şekilde 30 km götürebiliyor kullanımda. S modunda saatte 30 km bölü saat hızla. Ben o konuda bir sorun yaşamıyorum. Ama şöyle diyeyim. Mesela boş yerlerde bu hız yetmiyor. Cidden yetmiyor. Düşük kalıyor. Boş yollarda. Ama mesela şu şehir içi durumlarında falan. Gayet güzel. Gayet
sizi idare edebilecek düzeyde, idare edebilecek seviyede. O konuda bir sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. O konuda da gayet memnunum. Elektrikli skuterimden. Yani 1500 kilometre oldu. Hiçbir sorun, yani yaklaştı diyeyim daha, tam olmadı. Hani 15-20 kilometresi var yok. Bir sorun yaşamadım. Lastiğim hiç patlamadı. Belki de değilim. Hadi çarpmayayım. Heh. Belki de patladı. Bakın belki de patladı. Buyurun. Benim haberim yok. Bakın bu da bir ihtimal dahilinde. Çünkü abi kendi kendini onarıyor yani. Sıkıntı yok. Bak ben onu da bilmiyorum. Şuradan bir kendimi atayım da. Hiç yapmak istemediğim bir şey yaptım şu anda. Buraya çıkmamam lazım da. Burada biraz karambol çünkü. Ve ben karambolda olmayı açıkçası istemiyorum ve sevmiyorum. Sonra. Ya cidden çok kaliteli mesela. Kalite arıyorsanız size Gregson'u tercih edebilirsiniz. Hakikaten kaliteli. Yani aldığınız zaman abi şarja takın, binin, bir de lastik havalarını kontrol edin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. 36 voltluk bir bataryaya sahip. Ama gene dediğim gibi yani ya tek motorlu olmasına rağmen çoğu skutura, yani tek motorlu aynı segment diyebiliriz belki de, kafa tutabilecek düzeyde. Ben bir geçeyim abi. Sana buradan dönüş yasak ama. Neyse. Devam edelim. Şimdi mesela şurada da Akın Caddesi'nde. Akın Caddesi'nde de bir yokuş var. Hani hangi moddayım bilmiyorum. Ya air lock'tadır ya maksimumdadır ama büyük ihtimalle air lock'tadır. Orta ayarda. Şu anda kaç 30 kilometre böyle saat hızla yokuşun başındayız. Hafif hafif tatlı tatlı çıkıyoruz. Hızımız düşmeye başladı. Yani yokuşun zirve yapacağı yer hemen şu ilerisi. Dediğim gibi beni bugüne kadar indirmedi. Ama işte mesela şöyle gördüğünüz gibi yavaşlatıyor. Buna da katlanacaksınız. Kaça düştük? 17. Şu anda 15. 15'te sabit çıkıyoruz. Kayı da biraz çıkardık. İndirmiyor yani. Scooter'ın üstünden sizi indirmiyor hiçbir şekilde. Yani beni indirmedi bu zamana kadar. Ha şöyle diyeyim, gidip de dimdik yokuşlara vurmaya kalkarsanız abi zaten işe yaramaz. Niye işe yaramaz? Bu scooter zaten sizi taşıma. Yani zaten çıkamaz. Ona zaten çift motorlu bir cihaz almanız lazım. Yani arabaların zorlandığı yokuşlara "Aa buraya çıkmalı" derseniz kusura bakmayın da çıkmaması da doğal derim o zaman. Şimdi dedim ben bunun reklamını yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Size övmek istemiyorum ama sorular geldiği için hani kullanıcılar, tüketiciler bilsin neyin ne olduğunu. Arkamdan araba geliyor. Valla yollar dar ya biraz. Yani yol çökmüş herhalde. Evet. Hemen kaçalım. Kanalizasyonun çökmüş şeyi kenarlarından. Oraya yapacaklar galiba. Ben abi skuterde en sevdiğim şeylerden birisi uygulaması mesela. Uygulamadan her şeye erişebiliyorsunuz. Farklı modlarda geçiş yapabiliyorsunuz sürüş modlarına. Mesela şarjınızı sınırlandırabiliyorsunuz. İlla ki %100 yapmanıza gerek yok yani bu elektrikli skuterde. %80 ile %100 arasında istediğiniz bir seviyede sınırlayabilirsiniz. İsterseniz %80, 85, 90, 95, 100 bu aralıklardan birini seçebiliyorsunuz.
O konu çok güzel mesela. Uygulaması çok zengin, çok geniş. İşte sonra atıyorum hızınızı sınırlayabiliyorsunuz. İsterseniz 15'e sınırlayın abi. Ya da atıyorum 17'ye sınırlayın. 17'yi geçmiyor, 17'ye geliyor kalıyor. O huyu güzel. Her şeyi güzel yani, ben beğeniyorum. Ama dediğim gibi bak, bu kick scooter. Böyle ben bununla alayım, uçayım, kaçayım, 40-50 kilometre hızlara çıkayım, 60 kilometre hızlara çıkayım diyorsanız abi almayın. Bu size yaramaz. Bu sizi üzer, yapmayın. 120 kilolarda biriyseniz hadi sizi düzde götürür ama yokuşlarda üzer. Bunların hepsini tek tek bilmeniz lazım. Mesela şurada bir tane daha yokuş var. Benim eski skuterimde ben bu yokuşu çıkamıyordum abi. Yok yalan konuşmuyorum. Yani çıkmıyordu. Mesela benim eski skuterim vardı. 350 wattlık. Çıkmıyordu abi. Yani şöyle bakıyorum. Kaçta çıkıyoruz? 17. 17 mi? Ve 16'ymış. Ya çıkıyorum mesela. Eski skuterim benim buraya çıkmıyordu bakın. Normal 350 wattlık bir skuter. Bu 450 wattlık ama 450 wattlık gibi değil. Çok farklı bir dünya. Ha, neyse demek istediğim bu kadar. Şurada durayım, şurada gölge ve sakin bir. Burada da içerimizi sonlandıralım. Evimize zaten yaklaştık. Almak istiyorsanız bu şekilde. Burada baktığınız zaman daha yeni temizledim. Güzel oldu aldığımdan beri. İlk defa. Tasarım bu şekilde. Gövde yapısı falan güzel. Malzeme kalitesi çok güzel. Ama arka amortisörü yok tabii ki. O biraz sıkıntı. Neyse. Kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka şekilde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.